Sağol Alperen'den hepinize merhaba. İşte bugün karşınızda. Lan kafam emoji olmuş ya. Bunu tam emoji videosu çekeyim diyorum. Kafam emoji oluyor. Kim ben emoji yaptı? Üf sen bu emoji çok kötüymüş. Bunu değiştireyim ben ya. Git lan. Hop. Aha. Bak bu fena değil ama yok bunu çok beğenmedim. Hop. Yok ya yok bu da olmadı. En iyisi ben kendim olayım. Oh. Bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz. Hani günlük hayatta kullandığımız farklı farklı emojiler vardır ya. İşte mesela bir arkadaşımız bize şaka yollar. Biz ona böyle mesela gülücük emojisi yollarız. Telefonlarımızda, tabletlerimizde bir sürü farklı farklı emoji var. Ama böyle her emoji çok güzel değil, değil mi? Mesela bazı emojilere bir bakıyorsun, poh gibi. Ve diyorsun ki ulan keşke kendi emojimi kendim yapsaydım. İşte bu oyunda tam olarak bunu yapacağız. En güzel emojileri ortaya çıkarmaya çalışacağız. İki tane farklı farklı emojiyi alıp birleştireceğiz. Ve ortaya çıkan emoji ne kadar güzel olacak ona 10 üzerinden bir puan vereceğim. Bakalım keşke telefonlarımızda olsaymış diyeceğimiz mükemmel emojiler ortaya çıkartacak mıyız? Şimdi göreceğiz. Hadi bakalım şimdi ilk emojimiz ne olsun? Mesela şöyle ağlayan surat emojimizi alıyorum bakalım. Güzel. Şimdi bu emojiyle hangi emojiyi birleştirsek ortaya çok güzel bir emoji çıkar. Bunu çok merak ediyorum. Şimdi tamam ağlayanı aldık. Bir tane de güleni alacağım. Bakalım ne olacak? Ağlayan ve gülen. Hatta güleni boş ver. Şu dil çıkarını koyacağım. Çünkü daha çılgın yani. Dil çıkararak ağlayabilecek mi acaba emoji? Birleştiriyorum bakalım ikisini. Şöyle üst üste koydum ve birleşti. Aha. Şuna bak. Resmen ağlayarak dil çıkaran emoji oldu. Bak böyle. Ağlıyorum. Ama dilden çıkarıyorum. Çok komik bir şey oldu. Hatta bak aynısını yapacağım şu anda. Tek göz kısık. Bak böyle. Bu emojiye 10 üzerinden puanım 8 oldu. Bence böyle bir şey telefonlarımızda olsa ben kullanırdım. Çok komik olurdu çünkü. Çılgın bir ağlama şekli yani. Gerçekten de. Mesela bu emojiyi nerede kullanabilirdim? Arkadaşım bana dedi ki mesela. Kanka ya senin telefonunun şarj aletini ben patlattım ya. Hemen mesela bu emoji atardım. Hani üzülüyorum, ağlıyorum ama böyle çok da üzgün değil. Böyle dünyam yanmamış ama üzülmüşüm böyle ama hadi neyse kankamsın. Hani bak bu. 10 üzerinden 8'i verdim vallahi bence hak ediyor. Şimdi bu az önce koyduğumuz gülen emojiyle mesela neyi birleştirsek? Gülen ve paragöz emoji. Hadi bakayım bunları şu an birleştiriyoruz. Ortaya ne gelecek? Birleştirdik ve ortaya aha gülen ve paralı gözlü emoji geldi. Yani bence bu çok güzel olmadı o kadar. Hani böyle bir şey olsa kullanmazdım bunu aslında. 10 üzerinden 2 veriyorum buna. Böyle bir şey olmasına hiç gerek yok telefonlarımızda. Evet. Bakalım başka nasıl emojilerimiz varmış şöyle. Oha burada objeler var. Burada hayvanlar var. Yemekler bile var. Mesela şey merak ettim. Şöyle bok emojisini koyacağım. Evet. Bok ve hayal et mesela. İkisini birleştirsek ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü böyle bir şey nasıl birleşebilir ki? İmkansız yani. Birleştiriyorum bakalım şimdi. Hayal et ve bok. Hop birleşti. Ortaya giriyor. Bok hayalet emojisi geldi yani. Bence bu çok iyi. Ben bunu kesinlikle kullanırdım. Çünkü böyle bir emoji olsa mesela nerede kullanırdım? Atıyorum. Masada oturuyorsun böyle arkadaşınla. Ama yanında atıyorum mesela öğretmeniniz falan var aynı masada. Yanlışlıkla osurdun bir şey oldu. Hemen kankama bunu atardım. Hani hayalet bok. Hani osuruk gibi. Kanka osurdum hani dikkat et burnunu kapa. Hayalet bok geliyor. 10 üzerinden buna ben 10 veriyorum. Kesinlikle telefonlarımızda olsaydı bence mükemmel olurdu böyle bir şey. En çok beğendiğim bu oldu şimdiye kadar. Şimdi de şöyle birazcık hayvan koyayım bakayım. Mesela evet arı. Arı ve kaplanı birleştireceğim. Acaba ne olacak? Evet arı ve kaplanı birleştiriyorum. Ortaya ne geliyor? Kaplan arı emojisi geldi. Evet çok saçma böyle bir şey olsa hiç kullanmazdım. Ama tatlı olduğu için 10 üzerinden yani 3 veriyorum. Ama asla kullanmazdım. Sırf güzel gözüküyor diye verdim 3'ü. Mesela arı koyacağım ve bu sefer ağlayan yüz koyacağım. Acaba ağlayan bir arı olacak mı bakalım. Koyduk hop. Valla ağlayan arı oldu ha. Bence bu fena değil yani. Mesela arıları çok seven birisi var. Bu emojiyi kullanabilir yani. Ağlayan arı emojisi. Onun üzerinden 4 veriyorum o yüzden. Az önceki kaplan arıdan daha kullanışlı geldi bana. Şimdi ne yapsam böyle? Acaba çok çılgın bir şey yapmak istiyorum. Mesela asla birleşemeyecek bir şey düşüneyim. Oha valla buldum. Bak sıcaklık emojisi. Çok sıcak terlemişsin böyle. Bir de donma emojisi. Şimdi bu ikisi birleşse acaba ne olacak? Hani çünkü çok mantıksız. İkisi birleşemez yani. Ya sıcak ya soğuk. Acaba ne olacak şu an? Birleştiriyoruz. Bakalım orada ne geliyor ve oho bu ne lan böyle hani hasta gibi bir şey oldu sanki böyle soğuk böyle soğuktan böyle kızarmış böyle hasta soğuk kalmış gibi evet, bakın aynı soğuk kalma emojisi bence bu çok iyi oldu 10 üzerinden 7 veriyorum buna bence olsa gerçek hayatta kullanırdık çünkü soğuk kalma emojisi diye bir şey yok yani ya çok soğuk mu donma emojisi var ya da sıcak var bu tam bir soğuk kalma emojisi o yüzden 10 üzerinden 7 verdim ve şimdi ise mesela bak burada gözlüklü böyle yapan bir emoji var bunu koyuyorum bir de mesela soğuk koyacağım yine. Acaba ne olacak yani? Nasıl olabilir ki? Çok merak ettim. Koydum. Oha. Dolmuş böyle.
Mesela kış ayındasın, çok soğuktasın dışarıda böyle. Ve arkadaşın ileride böyle yürürken kayıp düştü. Hani onu böyle gördüm demek için öyle gördüm falan. Çok saçma ben bu işi, evet. Onun üzerinden buna valla bir veriyorum yani. Çok kötü oldu bu. Çok saçma oldu. Bunu kullanmazdı kimse. Evet, bu olmaz. Bu olmadı. İyi değil. Yemekleri çok merak ediyorum. Mesela hamburger koyacağım şu an. Hamburger ve mesela gülen suratı birleşecek, ne olacak? Hamburgerli gülen surat olabilir mi? Koyduk. Aha, birleşmiyor ikisi. O herkes bakın, koyuyorum birleşmiyor. İlk defa gördüm böyle bir şey. Tamam, o zaman arı koyayım mesela. O da birleşmiyor. Oha! Hamburgerle bir şey birleşmiyor mu acaba? Peki mesela boklu hamburger olsa nasıl olacak? Koydum. O da birleşmiyor. Demek ki belki de sadece yemekler yemeklerle birleşiyordur. Mesela şöyle mısır koyacağım bakalım. Koydum. Bu da olmuyor. Oha! Bir şey olmuyor o zaman. Dondurma koyayım. O da olmuyor. Demek ki hamburger hiçbir şeyle birleşmiyor. Çok saçma. O zaman niye koymuşlar ki oyuna bunu? Vallahi olmuyor. Yok. Tahtayı temizledim şimdi. O zaman şöyle yıldız koyayım ve bok koyacağım yine. Evet. Bakalım ortaya boklu bir yıldız çıkarabilecek miyiz? Şimdi göreceğiz. Birleştiriyorum ve ortaya ne geliyor? Oha! Yıldızlar saçan böyle elleri olan bir bok geldi. Yani beklediğim şey olmadı. Beklediğim şey kahverengi bir yıldızdı. Ama bu da fena değil. Olsaydı kullanır mıydık? Yani kullanırdık, çünkü niye? Mesela atıyorum işte çok kötü bir şey geldi başımıza böyle. Ama hani yine de iyi diyorsun. Mesela yere düştün, dizin soyuldu. Buna atıyorsun. Hani şu an lan bok gibi bir durumdayım ama işte hani çok kötü değil. En azından dizim kesilmedi falan. Yani 10 üzerinden 5 verdim buna, hadi fena değil. Şimdi palyaço koyacağım. Yanına da hım yapan emojiyi koyacağım. Acaba hım yapan bir palyaço ortaya çıkacak mı bakalım? Birleştiriyorum ve ortaya, aha vallahi geldi, hım yapan palyaço. Tam kafamdaki şey geldiği için 10 üzerinden 9 veriyorum. Hatta 10 bile verebilirim yani. Tamam, 10 verdim valla, 10'da 10. Çünkü niye, çok güzel. Kendini o an palyaço gibi hissediyorsan bunu atabilirsin yani. Evet, şu anki durum çok kötü. Kendimi palyaço gibi, bir mal gibi hissediyorum ama düşünüyorum ne yapabilirim diye falan gibi bir emoji. Bence bu 10'da 10. Ben beğendim. Ben kullanırdım yani olsaydı. Biraz daha palyaço kullanmak istiyorum. Çok beğendim onu ya. Palyaço koyayım bakayım şöyle. Donmuş palyaço acaba nasıl olacak? Birleşeyim bakayım. Hop. Oho, donmuş palyaço. 10 üzerinden 4 kullanmazdı çünkü kimse. Şuradaki kuru kafayı merak ediyorum. Kuru kafayı aldım. Kuru kafayla buradaki boku birleştireceğim. Evet yani çok biliyorum, sürekli bok emojisi yapıyorum ama çok komik oluyor, o yüzden merak ediyorum yani. Mesela kuru kafalı bok olacak mı? Evet, birleştirdim bakalım ortaya. Böyle bir şey hiç beklemiyordum ama çok güzel oldu. Bunu 10 üzerinden 15 veriyorum. Vallahi çok iyi oldu ya. Boklu kuru kafa, yani bu kesin kullanırdım olsaydı. %100 bence bu telefonlara gelmeli. Çok komik çünkü ve çok güzel. Bir de gördüm en iyi emoji. Aklıma mesela şu an çılgın bir şey geldi. Kardan adam gördüm burada. Bunu koyayım. Bir de yanına hayaleti koyayım. Acaba ne olacak şimdi? Bakalım. Hayalet kardan adam mümkün mü? Çok merak ediyorum. Böyle bir şey yapılabilir mi? Birleştirdim. Vallahi yapılıyormuş. Aha! De bakın. Hayalet kardan adam çok tatlı oldu. 10 üzerinden 8 veriyorum. Sırf tatlılığına. Yani kullanmazdık ama çok tatlı duruyor. Fazla tatlı. O yüzden koydum. Ve şimdi hepimizin aklındaki o soru. Biliyorum. Evet. Boklu kardan adam nasıl olurdu? Çok merak ediyorum ben de şu an. İkisini birleştirdik. Bakalım ortaya ne geliyor? Bok kardan adam. Mükemmel ya. Dünyada gördüğüm en güzel emoji gerçekten. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum buna da. Ne yapayım ya? Bok hepsine yakışıyor. Çok komik oluyor. Peki mesela gökkuşağı ve boku birleştirsek ne olacak? Çok merak ettim şu an. Birleştirdim bakayım. Aha, boklu gökkuşağı. 10 üzerinden 1 verdim. İyi değil yani. Peki mesela ağaçlı bok olabilir mi? Onu da çok merak ettim şu an. Birleştireyim. Hop. Aha, bok ağacı oldu. Çok saçma bu da. Ama aşırı komik oldu. 10 üzerinden 6 veriyorum buna. Tamam, 10 üzerinden 6. Güzel. Şimdi şöyle birazcık yüz birleştireyim bakayım. Mesela şurada çılgın bir yüz var. Bir de yanına bir hayvan koyayım. Mesela ahtapot. Ahtapot ve böyle bir yüz. Acaba ortaya nasıl bir şey çıkartacak? Birleştiriyorum ve ortaya, oha, böyle bir ahtapot geldi bak böyle. Yapıyor. Bunun bir tek ahtapotları çok sevenler hep kullanırdı yani ama 10 üzerinden 3 verdim hadi. Çok iyi değildi bence. Bir de şimdi şöyle kaplanlı ahtapotu çok merak ediyorum. İkisini birleştiriyorum bakalım ortaya ne geliyor. Oha, kaplan topot. Bence güzel duruyor. 10 üzerinden 5 verdim. Havalı. Bu ne lan böyle? Ana minik tatlı kaplumbağa. Bir de kuş birleştireyim bakayım. Uçan kaplumbağa mı olacak? Ne oluyor? Aha. Üst üste duran iki tane hayvan. Altta böyle kaplumbağa bakıyor. Üstte de böyle kuş bakıyor. Bence bu çok tatlı oldu ve bu kesinlikle kullanılırdı yani. Birisi böyle çok yavaş yerde gidiyor. Birisi çok hızlı ve uçuyor. Bence bunun böyle çok güzel anlamları olabilirdi. O yüzden 10 üzerinden 10 veriyorum buna. Olsaydı bence kullanılırdı. Şöyle keçi koyayım bakayım. Aha, keçi ve bok. Evet, acaba ne olacak? Bok yapan bir keçi mi acaba? Göreceğiz bakalım. Birleştiriyoruz ve ortaya ne geliyor? Oha. Hop, bayağı yüklendi ve ortaya boklu keçi geldi. Yani çok kötü. Çok saçma oldu bence bu. 10 üzerinden 1 verdim. Ay koyuyorum. Ve ay da bu keki birleştirmek istiyorum. Umarım birleşir yani. Çünkü yemekleri bir türlü eksersiz birleştiremedik. Bakalım. Birleştiriyorum. Aha vallahi birleşti. Ne oluyor? Oha. Ay çöreği gibi bir şey oldu böyle. Ay tatlısı oldu. Çok iyi oldu ya bence. 10 üzerinden 8'i hak ediyor bu. Mesela şöyle köpek koyayım. Evet, köpek ve kediyi birleştireceğim. Ortaya acaba nasıl bir hayvan gelecek? Çünkü ikisi mantıken birleşemez yani. Bakalım. Evet, köpek ve kedi
dedim. Çocuğu olsa ortaya nasıl bir şey gelirdi şimdi görüyoruz. Birleştirdik ve ortaya aha dünyada gördük. En saçma emoji. Valla 10 üzerinden exercise buna 0 bile vermek istemiyorum. Eksi 3 ya. Çok saçma oldu ya. Şöyle güzel bir bok emojisi koyayım da keyfim yerine gelsin. Dur bakayım. Bok ve gül koyuyorum. Evet boklu bir gül mü olacak bakalım. Ne olacak? Oha. Oha. Ağzında gül olan bir bok. Dünyada gördüğüm en iyi emoji bunu. 10 üzerinden 20 veriyorum ya. Çok romantik değil mi mesela? Düşünün. Sevdiğiniz kişiye bunu atıyorsunuz. Ağzında gül olan bir bok. Mükemmel. Bence bu emoji çok tutardı yani. Çok güzel olurdu. Gerçekten bayıldım. Bu emoji kesinlikle telefonlara gelsin. Beni duysun bakın. Telefon üreticileri beni duyun. Bu emojiyi getirin bak. Bu emoji çok iyi. Tutar diyorum bak. Mükemmel olur. Ve bak bu emojiyi ben buldum. Benim bulduğumu da yazın telefonlara. Çünkü bu emoji mükemmel bir emoji. Evet mükemmel. Gerçekten böyle birbirinden farklı bir tür şey yaptım. Mesela şu anda bulutla boku birleştireceğim. Acaba ne olacak bakalım. Birleşin. Hop. Bok yağmuru oldu. Oh, bu da çok güzel. Bu da çok komik oldu ya. Niye bu kadar komik oluyor bok koyduklarımız? 10 üzerinden 25 veriyorum buna da ya. Çünkü çok komik yani. Bok yağmuru emojisi. Mesela başınıza bir sürü kötü şey geldi. Karşınızdakine mesajla bunu atıyorsunuz. Lan başıma bir sürü kötü şey geldi yani. Bir sürü bok yağmuru geldi. O yüzden kesinlikle bu emoji çok tutardı. Gerçekten 10 üzerinden dediğim gibi 25. Şimdiye kadarki en iyi emojiydi hatta. Az önceki emojiyle kapışabilir. Bence bu da telefonlarda gelmeli. Çok harika oldu. Telefonlarımızda olan bir sürü farklı farklı emojiyi birleştirdik ve ortaya çok acayip emojiler çıkarttık. Sizce en güzeli hangisi diye yoruma yazın bakalım. Yani benim favorim son yaptığımız o bok yağmuru olan çok komikti bence. Siz de kendi favorinizi yoruma yazın. Ben gerçekten çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil dışı açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip ekstra planı takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.